Herkese merhaba. Gerçekten pırıl pırıl, çok güzel bir basketbol ortamında, basketbolcularla, basketbola her kategoride neredeyse birbirinden büyük izler katmış efsanelerle, pırıl pırıl genç arkadaşlarımızla çok değerli bir buluşmada, basketbol dörtlü finalin ikinci sezonunun dörtlü finali öncesinde güzel bir buluşmayla birlikteyiz, güzel bir söyleşiyle birlikteyiz. Az önce de belirttiğim gibi burada pırıl pırıl gencecik basketbolcu dostlarımız var, antrenörlerimiz var, yöneticilerimiz var. Basketbola her kademede emek veren insanlar var. Hemen yanımda da büyük efsaneler var. Aydın Öz, Çetin Yılmaz, Ufuk Sarıca. Hepsinin kariyerini anlatmaya kalksam bu söyleşinin zamanı uzatacağımdan yola çıkarak bu vaktinizi almadan sizin değerli sorularınıza daha çok vakit vermek adına bir kez daha hepiniz hoş geldiniz derken bu büyük efsaneleri müsaade ederseniz hep beraber alkışlayalım istiyorum. Öncelikle kısa bir dörtlü finalin sizlere neler hissettirdiğini alarak söyleşimize başlayalım istiyorum. Sonrasında da birbirinden farklı ve keyifli sorular var. Benim de yanıtlarını sizden dinlemek için heyecanlandım. Öncelikle sözü hocaların hocası Sayın Saygıdeğer Aydın abiye, Aydın hocaya bırakmak istiyorum. Dörtlü final size neler hissettiriyor hocam? Teşekkür ederim Barış. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, biz de hoş bulduk. Çok güzel bir ortam. Daha önce ben bu ortamı yaşamış bir insan olarak konuşuyorum. Çünkü geçen yılki BGL kampında bulunma onuruna eriştim. Oradaki kampta gençlerle çalışma olanağı buldum. Yani Türk basketbolunun geleceği bu çocuklar. Onun için buradayız. Bir görev terakki ederek geldik zaten. Her zaman da bunu yapmaya mecburuz diye düşünüyorum. Eski bir basketbol adamı olarak. Yani bu da eğitimin bir parçası olarak görüyorum. Dörtlü final, tabii bu bir maratonun sonunda son dörde kalan takımların mücadelesi olacak. Burada önemli olan yani iyi basketbol, centilmence oynanan bir basketbol. Yani şampiyonluğu alkışlayacağız belki, final oynayan alkışlayacağız ama burada önemli olan belki bu şampiyona ileride yani 5-6 hafta sonra unutulacak. Önemli olan bu organizasyonun istikrarlı bir şekilde devam etmesi ve sonuçta inanıyorum ki şimdi Ufuk Hoca da belki ona değinir milli takımla ilgili sorular gelince. Yani güzel bir milli takımımız var. Şimdi hep şundan bahsediyorduk. Yani işte iyi jenerasyonlar yaşadık. Ama bir yerde sonu geliyor. Basketbolu bırakıyorlar. Basketbol işte 2010'daki Avrupa Dünya Şampiyonası'ndan sonra önemli oyuncuların çoğu basketbolu bıraktı ve bir boşluk oluştu. Ama şimdi görüyoruz ki yavaş yavaş milli takımda yeni bir jenerasyon ortaya çıkıyor. Tabii tecrübeli oyuncuların da aralarında olduğu. Aşağıdan da onu destekleyici genç yetenekler geliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Biz de bugün ve bundan sonra daha iyi olması için bu oyuncuların, antrenörlerin, özellikle antrenör eğitimlerine de şimdi baktığımız için aynı zamanda onun için de çaba göstereceğiz. Herkese başarılar diliyorum ben. Ayrıca da yani tabii ki Hidayet Türkoğlu başkanlığında yani Basketbol Federasyonu'nun ortaya koyduğu vizyonla bu BGL turnuvası geçen yıldan itibaren başladı. Çok çok önemli bir proje, çok çok önemli bir vizyon ortaya koydular. Tabii başta Hidayet olmak üzere bütün federasyon yönetim kurulunda ama burada çok emeği geçen Fikret Doğan olmak üzere altyapı sorumlusu Fırat Eser, Gökhan Sunter ve bütün isimlerini sayamayacağım
emekçi arkadaşlara da ben huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Tabii bu arada sana da bir basın duayeni olarak sen de burada katkı verdiğin için sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Sayın hocam Çetin Yılmaz, sizin de duygularınızı alalım. Ben de Aydın abiye yakın şeyler söyleyeceğim. Çünkü değişik şeyler söylemek mümkün değil. Çok güzel bir organizasyon ama şöyle bakıyorum ben, bir bütünün parçası olarak bakıyorum esasında bu Final Four kısmına, final, dörtlü finale. Bu dörtlü final bir bedenin, bir vücudun bir parçası gibi geliyor. Yani en son aşaması gibi. Esasında bunun kolları var, bacakları var, gövdesi var, kalbi var, mutfağı var. Bunun organizasyonu var, mutfakta çalışan insanlar var. Biraz önce Aydın abinin yani tek tek isim isim sayılamıyor. O kadar çok insanın emeği geçiyor ki. Hatta Hindistan'dan da bir transferleri var bu konuda bildiğim kadarıyla. Neyse o kendi aramızda bir Yağız'ın da büyük katkısı var. Ama onu biraz böyle Hint artistlerine benzetiyorum da o yüzden takılıyorum. Çok insanın bu işte emeği var. Bir bütün olarak ben bu projeye saygı duyuyorum. Dörtlü finalle kaldıkları için buradaki tüm antrenör arkadaşlara ve yönetici arkadaşları tebrik ediyorum, kutluyorum. Sahiden büyük bir başarı. Başarı öyle kolay elde edilmiyor. Kim bilir ne tür fedakarlıklar yapıyorlardır. Bu genç çocuklara bakıyorum. Hepsi gıdalarından, okullarından, ailelerinden, özel yaşamlarından, yaz tatillerinden. İşte en iyi Aydın abi Ufuk. Bizler biliriz onu. Çocuklar bugün burada, onlara da şunu söyleyeyim, yeri gelmişken buradaki üç kişinin ortak yönleri ne biliyor musunuz? Esasında Aydın abi benden 10 yaş büyüktür. Kabaca ben de Ufuk'tan bayağı büyüğümdür. Bizim üçümüzün ortak olan şeyleri Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin haricinde ben eminim ki üçümüz de hayatımız boyunca doya doya tatil yapamadık. Ben 3 gün tatil yaptığımı hatırlamıyorum. Bu çok büyük fedakarlık. Bunları yaparsanız zaten burada konuşuyor oluyorsunuz veyahut dörtlü final oynuyorsunuz veyahut bu antrenör arkadaşlar onların yöneticileri oluyor. Yani sonuç olarak dörtlü finale kalan takımları, antrenörlerini tebrik ediyorum. Onlara hakkını veriyorum ama dörtlü finale kalamayan birçok takıma çok büyük faydaları olduğuna inanıyorum. Bu kadar değerli takımlarla maç yaptılar onlar ve çok fazla maç yaptılar. Biliyorsunuz oyuncu maçta yetişiyor. Yani antrenman yaparak bir yere kadar, tabii ki çok değerli bir şey antrenman yapmak ama maç oynayarak ve de çok saygı gösterildi. Özellikle federasyon tarafından bu işe çok ciddi yaklaşıldı. Umarım bu yatırımın karşılığı, biliyorsunuz yatırımın karşılığı da hemen alınmaz, biraz sabır gerektirir. Mutlaka bunu da alacaklar. Türk milli takımına bu salondan ve bu projeden çok oyuncu çıkacağına inanıyorum. Yani Final Four'a veyahut özür dilerim yani Final Four'a dilim alışmış. Dörtlü finale kalıp buralarda oynayıp şampiyon olan takımların oyuncuları bir tek Türk milli takımına gitmiyor. Hatırladığım kadarıyla Harun hiç Yıldızlar'da gençlerde şampiyon olmadı ama Türk milli takımının en değerli oyuncularından biri oldu. Yani buralarda başarılı olmak önemli ama önemli olan organizasyon. Bireyselden ziyade organizasyon. Bu nedenle ben bu organizasyonu yapan, önde oturan bu tüm arkadaşlara emeklerinden dolayı ve bizim şu anda aramızda olmayan bir sürü arkadaşlarınız, dostlarınız vardır. Onları tebrik ediyorum. Bu proje devam edilmeli ve Türk milli takımının bunun üstünü büyük harflerle söylüyorum şimdi baba. Yazıyormuşum gibi düşün. Bu kısmı Türk milli takımına yakışacak basketbolcular çıkmasına ön ayak olmalarını istiyorum. Niçin bunu büyük harfle söyledim? Bakın Ufuk bana hatırlatsın, ben hata yapabilirim de. Bundan 3 yıl önceki milli takım Avrupa Şampiyonası'nda İlk 8'e giremedi, 16'larda falan olduk. Aynı dönemde futbol takımı da maç yaptı. Futbol takımında Avrupa şampiyonası vardı, dünya şampiyonalarım. Bütün basketbol camiası
antrenörleri dahil, basını dahil, oyuncuları dahil, milli takımın oyuncularıyla gurur duyduk. Çünkü biraz önce Aydın abinin söylediği gibi bir jenerasyon değişikliğiydi. Orada çok kötü sonuçlar aldık. Ama takımımızın her oyuncusu dibine kadar mücadele etti. Basketbol basını, Avrupa'da derece yapamayan takımını alkışlarken futbol takımının basını, yani böyle bir karşılaştırma yapmak için söylemiyorum ama onlar ruhsuzluklarından, mücadele etmediklerinden şikayet ettiler. Yani ben şöyle düşünüyorum. Basketbolcu duruşu, profili Türkiye'de çok farklı. Gerçekten çok farklı. Ve bu profile yakışan, bu kısım da çok önemli. Çünkü burada bir tek antrenörleriniz size basketbolu öğretmiyor. Hem basketbolcu, iyi bir basketbolcu, işte Ufuk gibi, Hidayet gibi, Ömer gibi, yani federasyondaki arkadaşlar, çalışan arkadaşlar gibi Avrupa finali oynamış, dünya şampiyonası finali oynamış ama duruşlarıyla da bugün Ufuk nereye gitse, Orhun'e nereye gitse, hangi şirkette çalışsa o şirketin yöneticisi olacak kapasitede entelektüel donanıma sahipler. Ben bu organizasyonun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu organizasyona verdikleri önemi de biliyorum bu anlattığım konular içinde. O yüzden antrenörler kadar organizasyonu yapanları tebrik ediyorum bir kere daha. Ben alkışlıyorum. Sizler de yardımcı olursanız çok sevinirim. Ufuk Hocam, milli takımla wild card olmadan haftalar öncesinden, maçlar öncesinden Dünya Kupası vizesi alan koçumuz olarak bir kez daha gönülden bir basketbol sever olarak da kutlamak istiyorum. Büyük bir gurur yaşattınız bize. Sonrasında bu gururu devam ettirecek gencecik arkadaşlarımız burada. Siz de duygularınızı aktarırsanız çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum. Tabii herkese iyi akşamlar diliyorum. Çetin abinin bıraktığı yerden devam edeyim. Organizasyon kısmıyla çok güzel karşımda pırıl pırıl genç oyuncu kardeşlerimi görüyorum. Yine onların temsilcileri, koçları, ekipleri, staffları ve federasyonun temsilcileri. Bu organizasyonu ben 2 senedir takip ediyorum. 2. senesi zaten. Geçen sene açıkçası sadece dörtlü finali seyredebilmiştim ama bu sene işsiz bir antrenör olarak, sadece yani milli takım antrenörü olarak oğlumdan da dolayı bir sürü BGL maçı izledim. Deplasmanda da izledim hatta Karşıyaka'nın bir maçını. Dolayısıyla bu organizasyonun çok olumlu olduğunu, faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun faydalarını kısa sürede göremeyeceğimizi de biliyorum. Bunu da mucize beklememek gerekir diye düşünüyorum. Kısa vadede hemen sonuçlarını alamayız. Burada kalan olan bütün ekipleri, bütün kulüpleri dörtlü finaller için tebrik etmek istiyorum. Benim kendimle ilgili söyleyebileceğim şey şu olabilir. Zaten Aydın abi ve Çetin abi çok değerli basketbol adamları. Ben ikisiyle de çalıştım. Özellikle Çetin abiyle daha kısa çalıştık ama Aydın abiyle yıllarımız var. Sizin yaşlarınızda, hatta sizden çok daha küçük yaşlarda tanıştım. Ve uzun sürelerde büyük başarılara, beraberliklere, çalışmalara gittik. Yani çalışmadan zaten bir şeyin olması mümkün değil. Çetin abi demin onu söyledi. %100 doğru. Ama inanın demin onu konuşuyorduk. Ben basketbolu bırakalı 16 sene olmuş. Çok çabuk geçiyor ömür ve tatil yapmaya, gezmeye, kızlarla dolaşmaya, işte ne yapıyorsanız evlenmeye, her şeye vakit var hayatta. Bugünleri çok ararsınız, bugünlerin kıymetini bilin. Profesyonel anlamda çok büyük zevk. Belki maddi anlamda da hayatınızı kazanabiliyorsunuz ama amatör ruhla şu yaşlarda yaptığınız işin gerçekten değerini bilin. Ben bunu ne kadar söylesem de yaşlarınız itibariyle bunu anlamanız çok mümkün değil ama belki bir iki defa daha kafanızda mukayese edebilirsiniz. Dolayısıyla bugünler güzel günler, daha da büyük gelecekler sizi bekliyor. Ben federasyona da teşekkür etmek istiyorum, böyle bir organizasyonu yapıyor. Hani sizin kısmınızı söyledim ama sonuçta çok büyük bir şehirde yaşıyoruz. İnsanlar her türlü mazereti birbiriyle görüşmek için bulabiliyor ama böyle bir ortamda en azından İşte ben abilerimle beraber oluyorum. Sizler belki tanımazsınız ama yukarıda 2 tane benim beraber oynadım. Larry Richard ve Pete Williams. Onları davet etmişler. Getirmişler organizasyon. Süper. Ben
25 sene değil mi Aydın abi? Demin 25 sene dedik. Leigh Rich 25 sene önce beraber aynı takımda oynuyorduk. Finaller oynuyorduk, şampiyonluk. Yani şu ortam olmasaydı ki buraya gelirken söyledim, 1,5 saatte geldim. Saat olarak da hani bu eleştiriyi de yapacağım. Tam iftar saatine konmuş. Belki siz kamptasınız ama hani şuraya geldiğim için çok mutluyum. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize de başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, başta da söylediğim gibi bu birbirinden kıymetli hocalarımızla interaktif bir şekilde merak ettiklerinizi sormanızı sağlayalım istedik. Merak ettiklerinizi öğrenelim. Tecrübelerden çok güzel yanıtlar alacağımızdan emin olduğumuz sorularınızı hemen başlatalım istiyoruz. Zaman kaybetmeyelim. Anadolu Efes'ten Nadir Keloğlu ilk soruyu yöneltecek. Nadir Keloğlu ayağa kalkıyor. Nadir. Merhaba Aydın abi. Hala aktif antrenörlük yapsaydınız hangi yaş grupları ile çalışmak isterdiniz ve genç oyunculara tavsiyeleriniz nelerdir? Vallahi o kadar güzel bir soru sordun ki ya. Çok üst düzeyde antrenörlük yaparken bile, çünkü ben altyapılardan gelen bir antrenörüm. Yani ben faal oyuncuyken 22 yaşında antrenörlüğe başladım. Hem oyunculuk yapıyordum, bir taraftan da Ankara'da Yıldız Takım, DS Yıldız Takımı'nı bana verdiler. Rahmetli Doğan Hakemez'in babası asker kökenliydi. Sana Yıldız Takımı'nı verdim dedi. Ben nasıl yapacağım Zeki abi dedim. Yok yok, yaparsın yaparsın dedi. Bir antrenörlük aşkı öyle başladı benim. Yani haftanın 2-3 günü iki dolmuşla Aydınlık Evler Lisesi vardı. Ben Cebeci'de oturuyordum. Camları kırık bir salondu. Soğuk bir salon. Ama ona rağmen yani insan o antrenörlük zevki, hazzı o kadar büyüktü ki o şekilde başladım ben. Ve bunu anlatmamın nedeni, yani altyapılardan gelen bir antrenör olarak üst seviyede şampiyonluklar yaşadım. Oyuncular yetişmesine katkıda bulundum. Önemli oyuncuların yetişmesine katkıda bulundum. Ama inanın en büyük hazzı bireysel olarak oyuncu yetiştirirken, yani bir veya iki oyuncuyu, işte sabahleyin bizim mesela işte Efes'te antrenmanlar işte o 9.30'da başlardı. İşte 9.30'dan önce bir genç oyuncuyu bir saat özel olarak çalıştırmak. Ondan sonra gene öğleden sonraki antrenmandan önce bir saat özel olarak bir oyuncuyu alıp çalıştırmak. Yani o hazzı ben size anlatamam. Yani hep böyle üst seviyede, çünkü bir sürü sorunlarla uğraşıyorsunuz. Yani çok önemli başarılar kazandıran insanlar aslında. Belki onlar olmasa ben Aydın Örs olarak burada oturmayabilirdim. Yani açıkça söylemek gerekirse ben onların sayesinde önemli kariyerler edindim. Ama yine de yani o hazzı, o bireysel oyuncu yetiştirme hazzını size anlatamam. Çünkü çok önemli bir olgu. İkinci soruya gelince de, yani ikinci sorduğun soruya, bir defa yani bir genç oyunculara işte şunu yap, bunu yapma demek bana çok cazip gelmiyor ama iki şey söyleyeceğim. Birincisi, bir defa sıra dışı bir hedef koymanız lazım kendinize. Bunun için de önce hayal etmeniz lazım o hedefi. O hedef ulaşılmaz bir hedef olmamalı ama kolay ulaşılır bir hedef de olmamalı. En büyük zarar, en büyük kötü olan şey ne biliyor musun? Yani o büyük hedefe ulaşamamak değil, kolay elde edilen hedeflere ulaşmak sizi daha yanlış yollara saptırabilir. Yani mutlak mükemmellik ulaşılmazdır ama siz ona ulaşmak için çaba sarf ederseniz eğer, mükemmel olmak için, o sizi çok iyi bir oyuncu yapabilir. Onun için hayal etmek ve ona yönelik çalışmalar yapmak, planlar, programlar yapmak, ona yönelik rekabete girmek,
Yani ben size en büyük tavsiyelerimden bir tanesi, yani hayal ederken, çünkü orada çok önemli örnekler var. İşte Ufuk da ona şahittir. Şimdi Mirza Türkcan'ı herhalde hatırlıyorsunuz. Yani gerçi jenerasyonlar arasında fark var ama sonuç olarak NBA'ye giden ilk Türk oyuncusu sonuç olarak. Şimdi Mirzat bizde 22-23 yaşlarındayken kendisine bir hedef koymuştu, NBA'ye gideceğim diye. Şimdi Ufuk da iyi hatırlar çünkü aynı takımdaydı. Yani Tamer başta olmak üzere bazı oyuncular onunla dalga geçiyorlardı. Yani nasıl NBA'ye gideceksin falan, kolay değildi o dönemde. Çünkü az o Avrupalı oyuncu, öyle değil mi Çetin, sen daha iyi takip ediyordun. Çok Avrupalı oyuncu yoktu sonuçta NBA'de. Ve sonuçta da uzatmayayım, NBA'ye gitti. Yani o yolu açtı. Arkasından Hidayet gitti, arkasından Mehmet Okur gitti. Şimdi Cedi Osman gitti veyahut da işte Ersan gitti daha önce falan filan. Onun için yani önce bir defa büyük hedefi koyacaksınız. Onun için çok çalışacaksınız ve rekabete gireceksiniz. Yani antrenör beni oynatmıyor, işte bilmem ne falan, kimse sizi altın tepsi içerisinde alın bu formayı, siz sahaya çıkın oynayın demez. Şimdi ben hep Efes'ten örnek veriyorum ama yine Doğuş'tan örnek vereceğim. Yani Doğuş'un yani işte şutu yok deniyor. Aslında belki daha çok kullansa daha iyi şut atabilir diye düşünüyorum. Ama yaptığı şeyler, yani ondan vazgeçemiyor antrenör. Hangi antrenör olursa olsun, gerek milli takımda olsun, gerek kendi takımında, antrenör ondan vazgeçemiyor. Çünkü o kadar rekabetçi ve o kadar kendini hazırlıyor ki o şeye. Onun için ikinci söyleyeceğim de, yani hayal kurup o sıra dışı hedef doğrultusunda hayal kurup çok çalışıp rekabete girmekten sonra ikinci söyleyeceğim şey de, yani asla o hedeften vazgeçmemek, koyduğunuz hedeften. Çünkü burada oturanlar asla vazgeçmediği için burada oturuyorlar bugün. Çünkü o kadar çok zorluklarla karşılaşıyorsunuz ki kendi ailenizden bile insanlar size, ya bu çok zor, yapamazsın, edemezsin. İşte engeller çıkıyor, sakatlıklar, hastalıklar, şunlar bunlar, bir sürü şey ortaya çıkıyor. Onun için ne olursa olsun, hangi mazeretler önünüze çıkarsa çıksın, hedefinizden asla vazgeçmeyin ve bu söylediğim şeyi de unutmayın lütfen. Çünkü eğer iyi çalışırsanız, hayal kurup o hedef doğrultusunda amansızca bir rekabete girerseniz ve asla da vazgeçmezseniz, göreceksiniz günün birinde neyi hayal ettiyseniz, bu sadece NBA olmayabilir. Yani başka, önce tabii adım adım gitmek lazım. Önce kendi takımımızda dakika almak, ondan sonra o takımın kilit oyuncusu olmak, ondan sonraki aşama aşama o hedeflere ulaşacaksınız. Ben onun için size tavsiyem o rekabete girmekten kesinlikle kaçınmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Yani. Şimdi de Çetin Hoca'ya, Çetin Yılmaz'a sorusunu alacağız. Yiğit Onan'dan Fenerbahçe Beko forması giyen, mikrofonu Yiğit'e uzatırsak. ...2001 yılında Aydın Örsüz'le birlikte milli takımda görev almışsınız. O dönemi biraz anlatabilir misiniz? Kime sorar mısın? Soruyu sen misin? Hazırladım. Efendim? Ya o dönemi şöyle... Anlatabilirim. Yani sizin ne ilginizi çekecek şekilde ne söyleyebilirim diye düşünüyorum da. O dönemle ilgili güzel de bir soru hazırlamış, kim hazırladıysa. Beni aldı 2001'e götürdü. Evet. O zaman yeni doğmuşlar, onlar bilemezler. Şöyle söyleyeyim. 2001 Avrupa finali oynadık. Oradan aklımda kalan, Sayın Hocam, siz gazeteci olduğunuz için belki size enteresan gelebilir. Tabii ki köpek gibi çalıştık. Oralara geçiyorum ben. Yani hücum setleri, defansif şeyler, setler falan, defans çalışması falan, onları geçtim. Oradan kalan iki tane şey. Arkadaşlık
ve mutluluk. Ben iki şey hatırlıyorum. Yani Avrupa'da final oynayan bir Türk milli takımının koçu o dönemden hatırladığı şey başarı maşarı değil hocam. Onlar hikaye. Her zaman çok çalışırsın, her zaman başarılı olmayabilirsin. Zaten Aydın abinin söylediği şey çok önemli, sosyal bilimlerde de yeri olan bir şey. Yani yumruğu yiyince tekrar ayağa kalkmak. Hemen vazgeçmeyin dedi ya o. Resilience denilir buna. Çok değerli bir konuşma yaptı. Umarım yakalamışsınızdır bir sürü şeyi. Hayatınızın her parametresinden, basketbolda, özel hayatınızda, okulunuzda, kız arkadaşınızda, yaşınız büyüyünce, evlendiğinizde, çocuğunuzda işler zaman zaman kötü gidecek. Zaman zaman yumruğu yiyip yere düşeceksiniz. Koçunuz sizi yer vermeyecek. Bazen dakika verdiğinde çok kötü oynayacaksınız. Sizi takımdan çıkartacaklar. Belki başka takıma gideceksiniz. Burada vazgeçen bu sahnede olmuyor kardeşim. Aydın abinin anlattığı o. Bu sahnede yer almak istiyorsanız vazgeçmeyeceksiniz. Hani asla vazgeçmeyin dediği kısım o. Şimdi o kadar değerli şey söyledi ki de üstünü, altını çizme ihtiyacı hissettim. Oradan benim hatırladığım başarı veya başarısızlıktan ziyade mutluluk ve arkadaşlık oldu. Bakın bilmiyorum ne kadar biliyorsunuz ama benim biyolojik olmayan bir kardeş edindim o 2001'de. Abim oldu Aydın Örs. Orada birlikte çalıştığımız antrenörler bizim biyolojik olmayan kardeşlerimiz de oldu ve o günden beri de yani ya Aydın abinin takımı şampiyon oluyordu ya benim takımım şampiyon oluyordu. Esasında biz rakiptik yani. Türkiye'de şarkıcı, antrenörü, müzisyen, müzisyeni beğenmez. Biz birbirimize saygı duyup bir kardeş olduk. Benim hatırladığım kardeşliğim. İkincisi de çok mutlu olduk. Oyuncularımızla mutlu olduk. Yani Ufuk'un hatırladığım kadarıyla bir de sakatlığın olmuştu. Evet. Evet ama... Abi anlamadınız abi. Mutluyum diyor ama ben anlamadım yani. Ya özür dileriz. Seni mutlu edememişiz yani de. Nasıl yani sen takımın final oynamasından mutlu olmadın mı? Ben yani oradan çok mutlu oldum da. Hani Çetin abi kadar Pollyanna'da... Yani şaka yapıyorum. Çok üzülmüştüm yani. Tabii, zaten üzüldüğün için üst düzey oyuncu oluyorsun. Yani ben ama o üzülmek de oluyor. Dünya şampiyonası ya. Abi takılıyorum ya. Aa, yani neyse. Benim abi, hatırladığım bu ikisi yani. Eğer başarılı... Lan ne biçim soru soruyorsun? Ya bir dakika. Hayır çocuk onu sordu ama. Pişman olmasın. Abi ben 2001 anlatıyorum sen 2002'deki şikayetini söylüyorsun. Haklı da olabilirsin yani. Hayır, haklı da olabilir. Yani üzülmesi de zaten üzüleceksiniz zaten. Bu da çok değerli bir şey. Biz de olgunlukla karşılayacağız. Neticede yani... başarı bir tek böyle çok çalışmayla gelmiyor. Güçlü ilişkiler de başarıya neden oluyor. Böyle düşünüyorum. Yani ben bunları hatırlıyorum. Dostlukları hatırlıyorum. Fırat da bizdeydi o arada. Değil mi? 2001'de beraberdik. Fırat diye de bir kardeşim oldu. Fırat. Durum böyle. Ben bu kadar söyleyeyim. Çok teşekkürler hocam. O zaman... Vallahi yanınızda konuştular, hiç arkanızdan konuşmadılar hocam. Dürüstçe basketbol ailesinde böyle yani. Hayır, hiçbir sıkıntı yok. Yani haklıdır da belki. Bugün o durumda olsak belki farklı bir tercih yapacağız. Belki haklıdır. Yani, o günkü chatini görürsem kızarım ben. Diyelim peki. Ufuk Hoca'ya, Ufuk Sarıcı'ya, değerli amili takımlar, baş antrenörümüze soruyu da Mustafa Kurtuldum, Anadolu Söz Efes'ten. Sende. Yöneltecek. Mustafa sana da mikrofonu yöneltelim, uzatalım. Ufuk abi, amil takım koçu olarak bizim gibi gençlerden acaba beklentiler nelerdir? Hani hayalindeki oyuncu profili nedir bizim gibi gençler için? Güzel soru. Güzel soru hocam. Takıma... Çalıştığın yerden geldi. Vallahi güzel soru. Hepinizden 25-30 atmanızı tabii böyle bir şey yok. Yani şimdi tabii gülüyoruz ediyoruz ama burada en önemli nokta birincisi bir kere iyi basketbolcu olmanızı bekliyoruz ama iyi insan olun.
ve iyi sporcu olun. Bu hakikaten önemli bir konu. Çünkü ne kadar iyi basketbolcu olursanız olun, eğer bu saydığım iki kavramı yoksa bir yerde mutlaka lastik patlayacak veya patlıyor veya yalnız kalıyorsunuz. Ama bunu o iyi oyunculukla beraber süsleyebilirseniz, iyi insan olmayı, gerçekten çok değerli oluyorsunuz. Günümüzde de artık işte ister NBA, ister Avrupa, ister Türkiye oyuncu karakterleri, ki hani bizler bunu yıllarca yaşadık, kendi takımlarımızda yaşadık. Aydın abi zaten bunun en güzel örneklerini verdi. Hep iyi sporcularla, tabii bu kadar belki 5-6 tane yabancı yoktu o zaman. Ama ne olursa olsun, sayı kaç olursa olsun, hep kadroya iyi oyuncuları dahil etmeye çalıştı. Geri kalan oyuncular da altyapıdan iyi karakterli, düzgün sporcular olunca ortaya o başarıyı harmanlamak kaldı. Hani bunun dışında sizden teknik olarak ne bekliyorum? İşte günümüzde belki dikkatinizi dağıtacak çok şey var. Yani o kadar çok özellikle işte sosyal medya olsun, elektronik tarafı olsun veya ulaşabileceğiniz o kadar çok bilgi var ki. Hani ben gerçekten bunu abartmadan söylüyorum. Genç takım senemde Murat Yenal diye bir arkadaşım vardı. Aydın abi bilir. Los Angeles Lakers, Boston, böyle kasetler vardı. Getirir bir evde toplanırdık. Hep beraber o maçı seyrederdik. Şimdi bugün birçok kanalda maç yayınlanıyor. Sadece antrenman yapmanız, maç oynamanız yeterli değil. Biliyorum ki istisnalar da vardır. Birçoğunuz bazı maçları seyretmiyorsunuz bile. Mutlaka, yani hayal etmek demek bu demek. Yani kimi beğeniyorsanız, kimin hangi tarafını, zaten artık eskiden vardı müdafaa yapan oyuncu, hücum yapan oyuncu, şut atar, şut atamaz falan. Bunlar yok. Artık komple bir oyuncu olmaya çalışacaksınız. Ama yaptığınız şeyleri geliştirirken de mutlaka görsel olarak izleyip kendinizi tamamlamanız lazım. Zaten çalışma kısmını söylemiyorum. İki gün sonra bitecek. Dörtlü final bittikten sonra. Belki milli takımlarınız var ama sizden en büyük beklentim, yarın da işte ilk turu geçebilirsek, inşallah geçeceğiz, Yunanistan çıkacak. Karşımıza geldikleri zaman böyle hepsi kaslı kaslı, body body. Biz baktığımız zaman Türk basketbolcusuna, NBA'ye gönderdiğimiz arkadaşlar hariç, şimdi mesela Cedi, ince gönderdik oraya, her sene kolu biraz daha şişiyor, bacağı biraz daha şişiyor. Kendinize fiziksel olarak zaman ayırın. Kondisyoner mi tutarsınız? Takımınızdaki koçlarınızdan mı yardım alırsınız? Yani bunu mutlaka artık yapmamız lazım. Yani ülke basketbolu olarak bizim de sizlerden mesela post-up yapan, ne bileyim, 3 numaralarımızın olması lazım. Şutu artık herkes atıyor. Şutu artık yeri 9 metreden atıyor. Yani orayı uzaklaştıracaklar. Dörtlük çıksın mı diyorlar. Devamlı değişiyor ama o güç olmadan, istediğiniz kadar artık teknik kapasiteniz olsun, günümüz basketbolunda yer yok. En büyük beklentim hani bu saydıklarım. Peki devam edelim sorularımıza. Mahmut Basketbol'dan Boran Güler'in sorusunu alalım. Aydın Örse yöneltmesi için Boran. Merhaba. Ben Aydın Hoca'ya sizi bugüne kadar yeteneğiyle en çok şaşırtan oyuncuyu merak ediyordum, onu sordum. Yeteneği şaşırtan, bir sürü yetenekli oyuncuyla çalıştım. Çok şaşırtan olmadı yani. onların sayesinde buradayım ben. Çok güzel. Teşekkür ederim. İlk defa senden güzel bir şey duydum. Yani. Kendimle ilgili. Şimdi şöyle. Şimdi konudan konuya geçiyoruz da ben kendimden bahsedeyim. Yani playmaker oynuyordum. Tabii playmaker oyuncuları daha fazla düşünen, yaptığı hareketleri planlayan oyuncular oldukları için belki o yönden Necip sağ olsun öyle bir yorum yapmış olabilir. Şimdi burada galiba Leri ile şey buraya mı gelecek? Herhalde.
İki efsane de şu anda salonumuzda. Pete Williams ve Larry Richard, Türk basketbolu. Beyler alkışlar gelmiş sen. Geçmiş. En özel yabancı oyuncularından biri. Two legendary basketball stars are with us tonight. I want to say welcome and great to see you guys. And please have a seat. Gerçekten heyecan verici bir söyleşi. Daha da heyecan verici hale geldi. Sen tercüme edebiliyor musun? Tamam. Şimdi öncelikle konu biraz değişti. Larry ve Pete'i aramızda görmek çok büyük mutluluk. Tabii 2000 yılında 2001 doğumlular için belki bu iki efsane bir şey ifade etmeyebilir ama Türk basketbolunda 90'lı yıllarda ben Pete'le çalışmadım ama Larry'yle çalışma şansını yakaladım. Çetin Hoca da anlatır şimdi Pete'i uzun uzun. Larry'yle de ikisiyle de çalıştı. Ama hem insanlık olarak hem sporcu olarak hem de oyuncu olarak yani onlara biz Türk basketbol adamları olarak çok şey borçlu olduğumuzu söylemek istiyorum sadece. Ve onlara ben kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Yaptığı katkılar için. Arkadaş bir soru sordu. Yani yeteneği en çok şaşırtan oyuncu Larry karşımda duruyor işte. Çünkü Larry'nin şöyle bir hikayesini anlatmak istiyorum size. Bakın. 93'te Aris'le kupa galipleri finaline hazırlanıyoruz. Aris takımında guard Yanakis oynuyor. Yani Avrupa'nın en iyi guardlarından biri. Pivot'ta Roy Tartley diye NBA efsanesi bir oyuncu oynuyor. NBA'de işte uyuşturucu yüzünden atılmış ve Aris'e gelmiş. Şimdi çocuklar da bana dediler ki ya abi şey Roy Tartley Larry'nin idolüymüş. Hatta işte ondan imza almış geçmişte falan filan bundan sonra. Ben de arada Larry'e zaman zaman takılırdım o final şeyinden önce. Larry, Roy Tartley'den korkuyor musun? Ne diyorsun falan? Yok abi derdi böyle şey. Yok abi korkmuyorum dedi. Türkçe bir şekilde. Ve o şekilde biz espri olarak tabii şey yapıyorduk, konuşuyorduk. Ve inanın o final maçında 2-10'luk Larry'nin yanlış hatırlamıyorsam 99'dur boy yani 2 metre bile değil. 2-10'luk Roy Tartley ile NBA efsanesiyle bir mücadelesi vardı. Onun için yani Larry hakikaten herkes, ben dahil herkesi şaşırtan bir mücadele ortaya koymuştu. Onun için de ayrıca onunla ilgili bir şampiyonluk kazandık. Kupa galibiyetlerinde final oynadık. Ben ona özel olarak ayrıca bir teşekkür borçlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çetin Hocam siz ne diyeceksiniz? Bu iki... Larry ile Pete hakkında mı? Evet yani çok kolay değil ama. Şimdi ben onlarla yazışıyorum bazen. Larry ile Fenerbahçe'de çalıştım. Şampiyon kazandık. Sonra Pitt'le de Ülker'de çalıştım. Onunla da şampiyonluk kazandık. Yani her ikisiyle de şampiyon oldum ama ayrı takımlarda. Bu işin basketbol kısmı. Olmaya da bilirdik. Şampiyon da olabilirdik. Olduk da. Ama benim söylemek istediğim, bu yazışmalarımda da dile getirdim. Onlar biliyorlardır. Bir daha hani herkesin yanında bunu söylemem gerekiyor. Şimdi bizim ailemizde bir gelenek var. Babamdan geçmişti. Dedi ki yaşın ile her gece yatmadan evvel sana hayatta katkı veren insanları anmadan uyuma. Ne güzel.
Hayat böyle ilerledikçe, yaşım büyüdükçe, ulan biz uykuya dalamıyoruz. Çünkü bana katkısı olan insan sayısı artıyor. Çünkü 15 yaşındayken 4 tane isim sayıyordum. Timur Göksel diye Ankara'da koçumuz vardı. Beni basketbolda destek olan, çünkü bu boyumdan dolayı takımdan atıyorlar. Ben tekrar takıma ertesi gün utanmadan antrenmana geliyorum. Yani tekmeyle kovalıyorlar. Burada yardımcı olan bir Osman Erver diye arkadaşım vardı. Rahmetli oldu. O da Türkiye'nin değerli antrenörlerinden biriydi. 3-5 insanı sayıp gidiyordum. Fakat yaş ilerleyince bu saydığım insan sayısı çoğaldı. Pitt ve Larry'nin anmadan uyumadığım gece yoktur. Birinci söyleyeceğim şey bu. Bunu bilmelerini istiyorum. Size anmadan uyuduğum hiçbir gecem olmadı. Both of you. Birincisi bu. İkincisi de gençlere Larry ve Pitt'le ilgili bir şey söyleyeceğim ki Aydın abi de bahsetti. Ufuk'ta takım arkadaşları rakibi olarak sırası gelince söyleyecektir büyük ihtimalle. Size şunu söyleyebilirim. Benim çalıştığım oyuncular arasındaki en yeteneklilerden bir tanesi değildi Pitt ve Larry. Her ikisi de en yeteneklilerden biri değildi. Hatta sıralamaya soksam ilk ona bile giremeyebilirler basketbol hayatımda. Yetenek konusunda. Ama benim çalıştığım oyuncular arasında en mücadele eden, en geri adım atmayan, en çalışkan, en dürüst, en paylaşımcı, en takım arkadaşlarının dostu bu kareler, bu şeylerde, parametrelerde birinci sırayı alırlar. Biraz önce Ufuk abiniz çok önemli bir şey söylediğine inanıyorum. Yani diyeceksiniz ki siz de işiniz gücünüz yok da Aydın abiyle Ufuk abinin dediklerini mi doğruları yakalıyorsun ama Ufuk abiniz nasıl bir oyuncu bekliyorsunuz gibi sorduğunuzda bizden ne istiyorsun dedi. İyi adam olmanızı dedi birinci sırada. İlk söylediği şey. Bizim Ufuk'la şu anda buraya gelmeden evvel konumuz iyi adam olmak ya basketbolda desek deriz ki ya o konuşmanın etkisiyle adamın aklı. Bir basketbol A milli takım oyuncusu üst düzey daha sonra antrenörü ve Avrupa'da şampiyonluk kazanmış bir koç. Benim nasıl olmamı istiyorsun milli takıma gelirken diye sorulan soruya iyi adam ol diyor. İyi insan ol diyor. Buna çok dikkat edin. Ben iki tane iyi insanla beraber çalıştım. Onlar sayesinde biri Fenerbahçe'de şampiyon etti, biri Ülker'de şampiyon etti, diğer arkadaşlarıyla beraber. Yerleri çok ayrı. O yüzden kendilerini saygıyla bir kez daha selamlıyor ve teşekkür ediyorum tekrardan. Hocam, takım arkadaşınız. Diğer yıllarca mücadele ettiğiniz bir başka dev, sözü size bırakalım. Yani demin söyledim, gerçekten ikisini birden karşımda görmek beni çok mutlu ediyor. O eski günlere dönüyorum. Onlar gelmeden önce de işte Çetin abi demin söyledi, genç arkadaşlarımıza iyi insan, iyi sporcudan bahsediyordum. Ülkemize gelen hani yabancı oyuncu, Amerikalı oyuncu ama ikisi de ben Pete abiyle çalışmadım, beraber oynamadık, hep karşılıklı oynadık. O zaman floater da yoktu. O çünkü bütün topları keserdi. Biz hani karaya atmaya çalışıyorduk ki basket olsun diye. Ama Larry ile çok uzun yıllar soyunma odası, işte otel, maç çok beraber olduk. İkisi de çok düzgün insanlar ve Türk gibi hani bizim gibi insanlardı. O takımı, o aileyi, o çalışma düzenini hep kucakladılar ve hep beraber çok başarılı olduk yani. Burada da ben Larry ile ilgili ufak bir şey söylemek istiyorum. Demin Aydın abi işte Türkçe dedi, abi dedi, Katar falan dedi. Konuşmalarında Larry hep işte hep böyle abi, hey man, abi ben, vallahi billahi ben, böyle konuşur hep. Biz de soyunma odasına geliriz. Mesela cross'a gideceğiz. Hep beraber servisle gidiyoruz Flora'ya koşmaya veya Belgrad Ormanı'na. Bir geliyoruz, Larry gelmiş. Zaten o böyle sakindir. Böyle çeçesine gibi sokar, bir Harun'dur öyle. Harun bir Larry'dir öyle. Antrenman önce yumuşatırlar.
Vallahi billahi ben çok yorgunum ben. İşte öldüm bittim ben. Hep böyle Aydın abinin takımında da en zor şey kaptan olmaktır. Çünkü kaptan olmak demek takımın en önünde çıkmak, işte kupayı almak değil. Bir sürü organizasyonda orada yardımcı olacaksınız. Ve işte sizler de yaşıyorsunuz. Diğer 11-12 tane oyuncu ağlarlar. Kaptanla devamlı koça mesaj yollarlar. Biz de yani sonuna kadar önce orayı... Çünkü gittiğinde de şöyle der Aydın abi. Ya eşek herif, hemen ilk şeyde bana geliyorsan ben seni niye kaptan yaptım? Hani aslında güzel bir sorumluluk veriyor. Birinci de bana geliyorsan sen bunu çözemeyeceksen niye kaptan oldun derdi. Leri de böyle bizi yumuşatır. Bir de Namoski sağ olsun tazı gibi. Yorgunum yorgunum biz de yumuşak yumuşak. Ya Belgrad'a gidiyoruz ya Flora'ya. Leri 1, Namoski 2. İşte Volkan 8, Ufuk 9 falan. Geliyoruz Aydın abi de al. Oğlum siz niye arkadasınız? Leri birinci, Namus ikinci. Devamlı böyle fırça yiyorduk. O günleri de hiç unutamıyorum. Gülerek şimdi anlatıyorum. Ne mutlu yani. Evet, İkisine de teşekkür ediyorum geldikleri için. Bir kez daha. Onlar çok uzun bir yolculuktan geldiler. Belki ayaklarının tozlarıyla buraya gelip burada pırıl pırıl gencecik arkadaşlarımızla, dostlarıyla, hocalarıyla buluşmak istediler. Hazır buradalarken onların da kısa birer görüşünü almak istiyoruz. Hem onları burada görmek gerçekten büyük bir gurur. Basketbol ailesi olarak da, spor sever olarak da. Yorgunlar biliyoruz ama onların da bu ortamda hissettiklerini öğrenmek istiyoruz. Mikrofonu alabilir miyiz? Sen aralıklı şey yaparsan. Vakit kaybetmeden diğer sorularımıza devam ederiz. Buyurun. Testing, testing. Larry and I are just thrilled to be here. I mean, it's kind of difficult to put into words. It's been 20 years for me, I think 24 for him. Long, long overdue. We've often talked about trying to get back to Turkey because this is our second home. There's no question. Turkish people have treated us like family. We were never treated like foreigners. So. We feel like one of you. We thank all of you for the love we received over the years. Special thanks to the Turkish Basketball Federation for bringing us out here. And I still can't believe we're here. This is amazing. I know Larry feels the same way. So thank you all for bringing us here. I think it's really exciting what you guys are doing with this league for the young people. As we were talking earlier, I think it gives an opportunity for some kids who otherwise wouldn't have had the opportunity. And I really think there's going to be some sleepers in this league that's really going to rise up. And everybody's going to be like, wow, where did he come from? And that credit will go to this league for giving the kids an opportunity. So thank you all for having us. And I'm looking forward to the next 4 days or so. And I don't know, I might not want to go home after this. Thank you. Yeah, I just want to say the same things that Pete had said. I just feel very blessed and honored to be here. Turkey, the people, the country, my old coaches, teammates, they just mean the world to me. And, you know, I'm just really happy. It's just an honor. I can't believe I'm here. I also want to challenge all the young players. You know, when I first came here, nobody ever heard of me. You know, I was a late bloomer. You know, I challenge you guys to work hard. Do even extra. Work as hard as you can. Work, work, work. You never know what will happen. Just try to do your best at all times and challenge yourself. And just want to say thank you guys, the Turkish Federation, and all my ex-fans and friends. God bless all of you guys. Pek çoğunuz zaten duyguları da, düşünceleri de İngilizce olarak paylaştınız. Ne kadar mutlu olduklarından bahsettiler, özetlemek gerekirse. Belki arkada olup duymayan arkadaşlarımız için böyle büyük bir turnuvada gençler birlikte olmanın, eski dostlarla birlikte olmanın mutluluğundan bahsettiler. Böyle bir turnuvanın değerinden bahsettiler. Türkiye'de evde hissettiklerinin altını çizdiler. Burada olmaktan onur duyduklarını, gurur duyduklarını, eski dostları gördüklerini, böyle bir geceye davet edilmenin getirdiği mutluluktan bahsettiler. Biz de onları görmekten dolayı çok mutlu olduğumuzu söyleyelim. Özetle hepsini tek tek
not ederek değil ama özetle bu duyguları paylaştığınız için. Thank you very much for your feelings, guys. It is a great honor to see you again in Turkey. As a basketball fans and sports fans, you did great all through your career and thank you again. Thank you, guys. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli efsanelere. Tekrar dönelim sorularımıza. Çetin Yılmaz hocamıza, Pınar Karşıyaka'dan Berkay Çılgın'ın bir sorusu olacak. Berkay, mikrofonu alabilirsen sorunu alalım. Benim sorum... Berkay'cığım, bir saniye izin verirsen, Sayın Hocam, istersen arkadaşları götürebilirsin. Evet. Bunlar şimdi jetlag metlag olur, uyuyakalırlar. Go to your room. Sleep in one hour. 11 o'clock you have to sleep. Okay. Alkışlarla gönderiyoruz. Buyur hocam, sor. Başarı felsefeniz nedir? ODTÜ sosyoloji mezunusunuz ve birçok şirkete danışmanlık yapıyorsunuz. Sosyoloji eğitimini almanız antrenörlük kariyerinizde bir etkisi oldu mu? Oldu. Oldu da bir şey diyeceğim. Ben bu konuları konuşmaktan, her gün bu konuları konuşuyorum. Şirketler, mirketler falan. Bana şöyle, yani kim hazırladıysa da çok nazik, teşekkür ederiz. Yani benim kariyerim. Efendim? Oyunculardan gelen sorular. Öyle mi? Peki, özür dilerim. Bana, ayağa kalk, hemen oturma, adamın hasarını bozma. Bir şey diyeceğim. Bana böyle içinden gelen bir soruyu sor. Sahiden merak ettiğim bir şey. Harbi böyle basketbolla ilgili bir soru sor da işe yarayalım. Öbür türlüsünü çünkü çok şey yapmayacaksınız yani. He. Basketbolla ilgili merak ettiğin bir soru varsa sor. Sormayacaksan da başka biri sorsun. He. Şimdi düşün. Bir oyuncuda görmek istediğiniz özellikler. Evet, bir, Ufuk abiniz söyledi. Önce adam olacaksın. Oturabilirsin. Başlıyorum. Arkadaşlar bunu yazarsanız kafanıza sevinirim. Eğer basketbolcu olmak istiyorsanız üst düzeyde, Ufuk abinizin dediği gibi birinci madde adam olacaksın. Eğer adam olursan, basketbolcu olmazsan bile öğretmen olursan iyi bir öğretmen olursun. İyi bir baba olursun. İyi bir eş olursun, iyi bir sevgili olursun. Mühendis olursan iyi bir mühendis olursun. Basketbolcu olursan da iyi bir basketbolcu olursun. Önce adam olmak lazım. Adam olmadığın takdirde, bunu cinsiyet belirleyerek söylemiyorum. Bu iyi bir basketbolcu olma ihtimaliniz olmadığını kesinlikle düşünüyorum. İkinci şey, Aydın abiniz söyledi. Çok çalışacaksınız. Larry söyledi. Çok çalışacaksınız. 4 sene biriyle çalıştım, birkaç sene, yani toplam 6 sene koştuklarını yapmışımdır ayrı takımlarda. İkisinin de bir kere kaytardığını, antrenmandan çıkıp gittiğini görmedim. Bakın size bir şey daha söylüyorum. Ben Aydın Örs'e saygı duyuyorum, Ufuk'a saygı duyuyorum derken, benim canım boş vaktimde, dur bakayım ben kime, canım bugün de buna saygı duyayım demiyorum. Ben saygı duyulması gereken adamlara saygı duyuyorum. Aydın Örsün, eğer hatam varsa sen düzelt. Bu ben senin rakibinken duyduğum bir şey. Koraç kupasını kazanıyorsunuz Ufuk. Kupayı kaldırıyorsunuz. Ertesi gün Aydın abi sabah 6.30'da Efes Pilsen spor salonundan içeri giriyor. Kutlamaya bak diyor. Ya kutlamaya bunu, vakti yok. Bu aynı şeyleri, aynı şeyleri sen de yaptın. Yani şimdi Aydın sen, abi. Yani bu evet. Sen devam et de şunu söyleyeyim. Yani işte burada oturanlar vazgeçmedikleri için burada oturuyorlar. Burada işte o leriyle bitti aynı şey de geçerli. 25 sene sonra ayakta herkes bu saygıyı gösteriyorsa bunun için gösteriyor. Devam et sen. Yani ben dediğin kısımdaki önemsediğim kısım şu. Vazgeçmeyip deliler gibi çalışmanız gerektiğini söylüyorum. Benim de Aydın abi bak seninle paylaştım mı bilmiyorum. Ben samimi konuşmam gerekiyor. Ülker'deyiz. Şampiyonluk kazandık.
Siz de oynarken şampiyon olduk hocam. O konfetileri de atıyorlar, atıyorlar böyle insanlar 15-12 bin kişi alkışlıyor falan. Ben de o seremoni kısmını sevmem. Yani böyle yumruk mumruk kaldırdığımı da görmemişsinizdir. Yani koçun da çok şey olmuyor biraz böyle. Kaçıyorum gidiyorum. Sahanın ortasına geldim. Aklımdan geçen konu şu. Tolga Tekinalp diye bir oyuncum var. 11 dakika, 12 dakika ortalamayla oynuyor. Benim için takımımın en değerli oyuncusu. Çünkü bu adam hiç vazgeçmiyor. Kavga ediyor, savaşıyor, 3 numara oynuyorsun diyorsun, 3 numara oynuyor. 4 oynat diyorsun, 4 oynuyor. Uzun, kısa abi, kimi tutturursam dibine kadar mücadele ediyor. Milli takıma skor atsın diye eminim ki Ufuk Sarıca'nın aldığı oyuncu sayısı birden fazla değildir. Birdir yani, bir tane. Hani bu da skorer ya, takımda bulunsun diye. Baktığımız şey başka şeyler. Larry ile Pitt yüzleri burada diye söyleyemedim. Benim hayatımda gördüğüm en kötü şut atan oyunculardı. Doğru mu yanlış mı? Abi siz söyleyin. Bunlardan daha kötü şut atan yeteneksiz adam görmedim. Faal hatta. Faalleri hatta. Yani daha berbat faal atan iki oyuncu görmedim. Ama Türkiye'nin gelmiş geçmiş en efsanevi oyuncuları oldu. Skor değil çocuklar. Skoru düşünürseniz skor size Gençler Ligi'ne kadar idare edersiniz. Sizi basketbolcu zannederler. Ama o sırada basketçi olmuşsunuzdur. Bakın basketçi. Basketbolcu ayrı bir şey. Basketçi olmak ayrı bir şey. Büyük koçlar, iyi koçlar, şampiyon koçlar sizin kaç sayı attığınızla ilgilenmez. Final maçını sahada olan koçlar skorunuzun kaç olduğunu bilmez. Final maçında sahada olan koçlar sizin nasıl defans yaptığınızı bilir. O yüzden de sana da çok saygı duyardım. Belki de hayatımızda da ilk defa konuşuyoruz. Doğru mudur? Bir kere de koridorda karşılaştıysak da tebrik etmişimdir. Al işte size bir tane örnek. İnanç abiniz skorer kimliğiyle sahada olmayan ama bu oyuncular ve koçlar tarafından saygı uyandıran bir adamdır. Her zaman da kulağını çınlatırız. Ama Tolga kaldı o sene. Sen de kim bilir hangi takımdaydın. 1 milyon doları kaçırdın hocam. Kusura bakma yani. Hızımızı almışken devam edelim. Ufuk Sarıca'ya sorusunu yöneltmek için. Ömercan İlyasoğlu'na bırakalım mikrofonu. Anadolu Efes adına forma giyiyor. Ömercan. Anadolu Efes altyapısından yetişmiş biri olarak sizin döneminiz ve şu anki altyapı arasındaki farklar nelerdir? Ya şimdi tabii bu konu uzun bir konu. Aslında keşke bu soruyu Aydın abiye sorsaydınız. Çünkü yani gerçekten Türkiye'de yani altyapıyla ilgili özellikle de hani Anadolu Efes diyorsun, Efes Pilsen o zamanki adıyla, Efes Pilsen altyapısı ve işte bugünlere gelen yapının devamı, şu an işte antrenörlük yapanlar var, yapmayanlar var. Keşke yani Aydın abi, samimi söylüyorum, cevap vermek istersen. Zor mu geldi sana? Oğlum nasıl çalıştığını anlat işte yani. Abi şimdi nasıl çalıştığını, yani çalışmıyor mu çocuklar? Çalıştırmıyorlar mı? Ya şimdi o zaman tamam, madem cevaplayamayacaksın. Çetin cevaplayamadı soruyu. Abi. Görüyorsunuz değil mi? Ben hangi şartlarda oyuncu oldum? Esasında çok güzel cevaplar abi. Ya şimdi bu dönemki altyapıyla o dönemki altyapı şöyle şimdi yani ben üzülerek bakıyorum da yani tabii şu anda Türkiye'de altyapı dediğimiz zaman 3-4 kulüp aklımıza geliyor. Yani onları saymayayım ama ben işte Efes'te 17 sene çalıştım. Bunun büyük bir bölümü altyapı sorumlusu olarak çalıştım. Fenerbahçe'de yani head coach baş antrenör olarak çalıştım ama altyapıyla birebir çünkü gittiğim her kulüpte altyapı benim için çok önemli bir konu oluyordu. Şimdi bugüne baktığımız zaman ben
Özellikle kulüp yatırımlarının altyapılara gerekli kulüp yatırımlarının olmadığını görüyorum. Yani bu yatırım derken para pul anlamında söylemiyorum. Gerek yetiştirici antrenörlerin olması, orada o işe konsantre olmuş yöneticilerin olması, kondisyonerlerin olması, sağlık ekibinin olması. Bakın bugün şunu söyleyeyim. Bugünkü basketbol artık sadece yani şut mekaniğini, yani şut atmak, işte iyi birebir oynamak, iyi savunma yapmak değil sadece. Atletizm ve bunun yanında da hani mental olarak da hazır bulunmak. Bugün en önemli konulardan 2-3 tanesini bu şekilde size söyleyebilirim. Çünkü bir oyuncu fundamental çok iyi olabilir. Bir oyuncunun atletik yetenekleri çok iyi olabilir. Ama mental olarak hazır değilse, psikolojik olarak hazır değilse bunun performans ortaya koyması çok zor olur. Onun için yani burada tabii oyunculardan çok antrenör ve yöneticilere bunu söylemek gerekiyor. Yani antrenör arkadaşlar var burada. Hepsini de tanıyorum. Çok değerli arkadaşlar, çok emekçi arkadaşlar. Onları da söylemeden geçemeyeceğim. Ama bugünün basketbolunda artık şut mekaniğini bilmeyen oyuncudan söz etmek çok gereksiz yani. Bugün şut atmayan oyuncu çok istisna yani. Bugün işte Doğuş örneğini verdim de yani olağanüstü şeyler yapıyorsa bir oyuncu ancak o durumda olabilir. Yani yoksa şut atmayan, şut mekaniği iyi olmayan, çabuk şut atamayan, çeşitli pozisyonlarda, çok zor pozisyonlarda da iyi pas veremeyen, iyi savunma yapamayan, geriye veya ileriye iyi koşamayan oyuncu bugün basketbolunda zaten yok. Bugün basketbolunda agresivite var, atletizm var ve mental olarak düzgün kafalarla sahaya çıkıp performans koyan oyuncular var. Yani bizim dönemimizde aşırı bir motivasyon kaynağıydı altyapılar. Yani tabii yönetimler şampiyon oldun mu olmadın mı onlarla ilgilenirdi. Bizim Efes kulübünde bile hep onun mücadelesini verirdik. Yani burada kulağa çınlasın şube kaptanımız Palnatov vardı. O hep antrenörlere baskı yapardı. Ben de onunla mücadele yapardım, ederdim. Çünkü baba derdim yani sen böyle söylüyorsun, altyapılarda önemli olan oyuncu yetiştirmek. Bırak sen şampiyon. Tamam şampiyon, zaten iyi oyuncular yetiştirdiğin zaman onlar sizi şampiyon yapacaktır. Ama önemli olan A takıma kaç tane oyuncu yukarıya çıkıyor, oraya bakmak lazım sonuç olarak. Yani fazla uzatmayayım, zaman daralıyor. Bilmiyorum, senin biraz şeyini aldım yani. Teşekkür ederim Aydın abi. Ben katılıyorum. Yani Ufuk'ta yani alt bizim küçük takımdan A takımı en üst seviyeye çıkmış nadir oyunculardan biriydi. Ve hakikaten basketbol sevgisi ve çalışkanlığıyla oralara geldi. Zaten bugün antrenörlüğünü konuşuyoruz. Orada da çok başarılı ama Ufuk'un şöyle bir özelliğini söyleyeyim size. Bakın iyi oyuncuyla büyük oyuncu arasındaki fark şudur. Son 3 dakika, 4 dakika yani maçın sıcak anları geldiği zaman yani iyi oyuncu dahi olsa bazı oyuncular toptan kaçarlar. Bakın bu çok dikkat çekici bir olaydır. Ama büyük oyuncular topa doğru hamle yaparlar. Bana ver, bana ver diye. Şimdi Ufuk öyle bir oyuncuydu. Yani öyle de bize çok maç kazandırmıştır. O nedenle de sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Çok güzel konuştun. Zaten söylediklerine katılmam mümkün değil. Burada hani ben altyapı belki girişi yapamadım. Aslında girişi yapamadım da değil. Gerçekten bu sorunun gerçek muhatabı sensin bence. Doğrusu olan buydu. Yok şaka söyledim zaten. Ama benim burada senin söylediklerine en büyük yani altını çizerek bir kere daha vurgulamak istediğim başta da antrenör arkadaşlarımıza
Geçen gün de bir antrenör arkadaşımızla, hatta onların yardımcıları falan, böyle bir ufak bir görüşme yaptık. Ben şurada şuna bakıyorum. Bir koç olarak artık bir oyunu bulmak çok zor değil. Bugün demin de anlattım o örneği. Bilgi eğer çalışıyorsan elinin altında, tek tuşta hatta. Çok kolay, çok ucuz. Eskiden bu yoktu. Yani binlerce set, oyun, müdafaa, karışık karışık şeyler bu arkadaşlara öğretebiliriz. Ama esas şunu bilmemiz lazım ki ben bunu öğrendim. Aydın abi demin söyledi, küçük. Ben minik takımdan, minik takımdaydım 11 yaşında. Moda'da taş sahada oynuyordum, Efes Pilsen'de. Oradan A takıma çıktım. Zaten Moda'da oynadım ben tabii. Belki Aydın abi o zaman küçük takım olarak diye hatırladı. Zaten bir de Ender var galiba, küçük takımdan galiba. Ender Aslan da galiba küçük takımdandı. Karıştırıyor olabilirim. Ben şunu öğrendim, detayı öğrendim. Ben ayak oyunu mesela çok basit yani. Hep şut, işte post up, o gitti, bu pres. Ki ben şampiyon olduğum sene de Karşıyaka'da 1000 tane değişik müdafaa uyguladım. Ama orası A takım. Ben şunu sorguluyorum, şunu sizden rica ediyorum. Veya şunu anlatmaya çalışıyorum bir katkım olacaksa. Ya bir screen'i yapamayan bir oyuncuya 9 tane baseline'dan oyun çizmek, öğretmek hiçbir mantığı yok. O screen'i öğretmemiz lazım. Ayak oyunu bizim flex offense, hala işte bazı yerlerde passing game. Aydın, ben dünyanın sayısını atıyordum o Rob Ofkat'tan. Hep ayak oyunu yaparak. Hep faal olduktan sonra faal alıyordum. Faal penaltı, geleceksin o faalde atacaksın. Yani %100 atmıyordum ama %70-80'lerde ki son o dediği gibi 77. Aydın abi. 77 mi abi? Evet. Atıyor musun, biliyor musun abi? Hayır hocam, biliyorum. Hepinizinkini ezbere söylerim. Vallahi ben milli takımda Cedi'ninkini bilmiyorum yani. 77. Helal olsun. Çok tebrik ediyorum abi. Şey olduğunuz... Ya oralarda evet. Evet, şampiyon o Koraç kazandığınız sene 77. Ama 70, biz, 76'ın var. 76-77. Vallahi ben hatırlamıyorum abi ama. Yani oralar kötü değil. Ama bunu nasıl şey yapmıştık? Hakikaten her gün çalışıyorduk. Ayak oyunları çalışıyorduk. İşte screen çalışıyorduk. Atletizm. Mesela bugün atletizmden bahsediyor Aydın abi. Ki ben de sizin yaşlarınızda açıkça söylüyorum ya da şikayet ediyordum. Biz bir atletizm yapardık o zaman. Yani o Buran Feleğin dili olsa da anlatsa yani. Gerçekten atletizm o zaman Türkiye'de bir sürü takım yapmıyordu. Ama orada fark yarattık. Yani A takımlarda belki fark yaratmak için çeşitli oyunları kullanabiliriz. Ama görüyorum bu sene ben çünkü gerçekten çok maç izledim. Yani ben evde her bulduğum boş maçı da izliyorum ama BGL'den bahsediyorum. BGL'den bir sürü maç izledim. Gördüğüm en büyük eksik bir sürü oyun koymaya çalışılıyor. Ama mesela o söylediğim ince detaylar yok. Bence bunları öğretmek lazım. Sizin de bu konuda ısrarcı olmanız lazım. Çünkü bu çalışmalar biraz sıkıcı bir çalışmadır. Son olarak da şunu sormak istiyorum. 2 senedir BGL var. Fikret'e sorayım. 4 sene önceki gençler Türkiye şampiyonu kim? Veya başta Mermi'ye sorayım, hatırlayan var mı? İşte Karşıyaka, Banvit. Belki oradan biri Fenerbahçe diyecek. Belki biri Afyon diyecek. Yani bu önemli değil. Bence yani tabii ki önemli. Yarın oynayacaksınız. Cumartesi günü bir şampiyon çıkacak. Bütün senenin emeği. Kulübün üstünde, hani kulüp nezdinde veya basketbol camiasında işte bir şampiyonluk, BG. Bunlar önemli ama bundan daha önemlisi bir veya iki tane oyuncuyu A takıma çıkarabilmek. Yani bu bence çok önemli. Bu bizde, demin Aydın abi orayı güzel söyledi. Altyapıcılık, hani o zaman çok değerliydi dedi. Hakikaten değerliydi. Şimdi belki değersiz gibi kalıyor. Biraz belki ekonomik imkanlardan, belki biraz daha kolaycılıktan. Ama sizler bunu vazgeçmeden denemelisiniz. Belki süre gelmeyecek. İşte geçen sene 6'ydı. 5'e hep beraber hepimizin şeyde 5'e indirdik. Siz bunu 5 tane yabancı var diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Orada bir gün bir şans geliyor. Hepimize geldi. Bana da geldi bu. Ben aldım götürdüm. 99 senesinde ben kulüpten ayrıldım. Hepimizin süresi bitti. Ondan sonra Ömer Onan mesela benim pozisyonumda olduğu için. Ona bir şans geldi. O oynamaya. Yani oynamazsın. Koça sinirlenirsin, kızarsın, kendine küsersin. Zaten o zaman losersın. Kaybedeceksin. Bir gün bir şans gelir, o topu sokacaksın. Veya o karşındaki adamı tutacaksın.
Onun için de bütün bilgiyi, birikimi almak lazım. Hani altyapı biraz böyle dediğim gibi konuşsak aslında sabaha kadar konuşabiliriz. Elki değerli koçun da görüşlerine teşekkür ediyoruz. Çetin Hoca da katkı sağladı. Zamanı daha yine aktif kullanmak adına bazı cevapları o kadar değerli isimlerle birlikteyiz ki soruların cevapları verilmiş olduğu için hemen diğer sorulara da geçmek istiyoruz. Bu anlamda Çetin Yılmaz'a sorusunu almak için İsmail Karabilen'e mikrofonu uzatalım. Fenerbahçe Beko'dan İsmail'in sorusunu alalım Çetin Hoca'ya. Sizin için iyi antrenör nasıl olmalıdır? Maç kazanan mı, oyuncu kazanan mı? Ben sorunu şu şekilde alıyorum. Senin için, sizin için bir antrenör nasıl olmalı? Başarılı olan mı, değerli olan mı? Başarılı olmak doğru zamanda doğru yerde bulunmakla ilgili bir şey antrenör olarak. Bugün Türkiye'de TÜBAT'ı biliyor musunuz? Basketbol Antrenörler Derneği ve üçümüz de yönetim kurulundayız. Bu derneğe üye 3000 civarında antrenör var. Türkiye'de toplam 15.000 antrenör var. Bunların her birinin başarılı antrenör olma ihtimali çok az. Nedir başarılı antrenör olmak? Türkiye'de şampiyon olacaksın, milli takım çalıştıracaksın, Avrupa'da başarılı olacaksın. Kim kaç tane var A milli takım koçu şu anda yaşayan? Ergin var, Ufuk var, Aydın abi var. Sen? Ben varım, Ercüment var. 7-8 tane. Bu 7-8 tanenin arasına giremeyebilirsiniz. Çünkü biz doğru zamanda doğru yerde olmuşuz. Ben Fenerbahçe'de koçluk yapıyorum. İstersem şampiyon olmayayım yani artık. Ayıp. Ülker'desin. Şampiyon olacaksın. Milli takımdasın. Derece yapacaksın. NBA oyuncuların var. Ufuk gibi oyuncular var. Ben doğru zamanda doğru yerde olduğum için başarılı oldum. Tamam mı? Bunu bir kenara koyduk. Şimdi değerli olma kısmını anlatıyorum. Değerli olmak, değerli bir antrenör olmak çok başka bir şey. Bunun için başarılı olman gerekmiyor. Şampiyon olman gerekmiyor. Kupa alman gerekmiyor. Hem yıldız hem genç takım çalıştırıyorsun. 15'er tane oyuncun var. Bu 15'er taneden 30 tane oyuncuyu, yarının en iyi doktoru, en iyi antrenörü, en iyi öğretmeni, en iyi babası, en iyi eşi, en iyi sevgilisi olarak yetiştiriyorsan senden daha değerli bir antrenör olamaz. Ben değerli olmayı seçtim. Yanında hediye olarak başarı da beraberinde geldi. Yani şunu söylüyorum. Ben oyuncularımı daha değerli, daha eğitimli, daha hedeflerine ulaşan insanlar olması için çok çaba gösterdim. Veli toplantılarına gittim. Yedikleri yemeğe kadar karıştım. Anneyle babasının arasında sorun varsa anneyle babayı barıştırdım. Yaşım 22. Ben değerli bir koç. Onların beyninde, aklında, gri hücrelerinde yer alan bir insan olmaya çalıştıkça bu bana başarıyı hediye olarak getirdi. Yani diş macununu alınca diş fırçası da yanında hediye olarak geldi. Senin cevabını verdikten sonra ben bitiriyorum şeyimi. O biraz önce Ufuk abine soruyu soran Ömer dedi mi? Sana senin gözlemini, seni seyreden biri olarak bir gözlemimi sana aktarıyorum. Yani hep sordunuz ya Ufuk abi altyapı biz nasıl olmalıyız, nasıl olmalıyız? Bak kardeşim sana çok net söylüyorum. Önce bir hayali bir elinde oyuncak olduğunu düşün şöyle. Tık bastın ve 55 yaşına geldin. Tamam mı? Bas düğmeye. 55 yaşındasın. Şimdi 55 yaşındaki bu basketbol adamı Ömer, senin gibi bir başka birini seyrederken neler düşünecek? Ben seni seyredince neler düşündüm? Çok samimi, bak bunu paralar verseniz, milyon dolar versen seni bu kadar kalabalığın içerisinde açıkça fikirlerini paylaşamaz. Bulamaz. Sana menajerin de antrenörün de belki bunu söylemekte farklı şekilde algılarsın. Adam söyler de sen anlamazsın. Şimdi iyi dinle. Sen basketbolcu, iyi bir basketbolcu olmaya uygun bütün potansiyellere sahipsin. A milli takıma gidebilirsin. Gözlemimi söylüyorum. Ama
Bir tane 55 yaşında Amerikalı bir koç geldi. Benim arkadaşım. Ve ben onu BGL ligine götürdüm. Gel seyret dedim maçları. Seyrederken bu herif sana şu cümleleri kullanmazsa senin hakkında sen hayallerine ulaşamazsın kardeşim. Bak çok net söylüyorum. Bu Amerikalı adam sahada Efes Karşıyaka maçı seyrediyor. Bakıyor. Ve diyor ki, diyecek ki bana, Koç Çetin kaç numara giyiyorsun? He? Bir numaralı oyuncu kim? İşte Ömer diye birisi. Ben hayatımda bu kadar takımına yardım eden, koçuna yardım eder, bu kadar beyefendi, bu kadar mütevazi bir basketbolcu görmedim. Dedirtmezsen olamazsın kardeşim. Sen çünkü diğer özellikler var. Sayı atabiliyorsun, penetre ediyorsun, penetre pass, penetre dish. Bunları da yapıyorsun. Defense de yapıyorsun. Şimdi senin sahada general olman lazım. Senin Ufuk abin gibi, Orhun abin gibi böyle beyefendi adamları seyredip saha liderliği neymiş onu öğrenmen lazım. Senin kendini göstermene gerek yok. Artık kendin için değil, yanındaki arkadaşların için oynarsan o orada Ufuk abinle çalışma ya bir adım daha yaklaşırsın. Bak çok net. Anladın mı beni? Bravo, tebrik ediyorum. Siz de anladınız mı diğer arkadaşlar? Hepiniz için geçerli. Asist yapmak için oynamak. Saygılar. Bamit Basketbol'dan Hakan Sayılı'nın... Beraber seyretmiştik bu herifi. ...sorusunu alalım. Bakalım yarın seyredeceğiz. Abi, hocamız Ufuk Sarıcı. Oyuncu kariyerinizde beraber oynamaktan keyif aldınız ve saha içinde size en çok yardımcı olan oyuncu kimdir? Yani şimdi tabii çok oyuncu arkadaşım oldu. Haksızlık yapmayayım. Böyle de hep geliriz ama bu soruları hiç düşünmeyiz. hiç düşünmem ya. Hakikaten hem bir yanınızı anlatır mısınız deyince kalırsın ama oradan birileri görürsün. İşte bir mesela Forte abiyi görüyorum. Hop desem bir anı geliyor. Yani şimdi biraz da hani anmak için söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Konrad Makri vardı. O da bizle beraber çok hakikaten değerli yapının. Demin Pete ve Larry gibi örneğini verdiğim. Hani iyi insan, iyi sporcu. Bizden sporcu. Örneklerinden bir tanesiydi. Katılıyorsunuz değil mi abi? Tanıyorsun, sen de tanıyorsun abi zaten. O çok önemli bir oyuncuydu ve bizi... Yani şu an tabii sizin çevrenizde o kadar çok atlet oyuncu var ki... Sizler tabii mesela bir Pete Williams'ı bundan bir 25 sene önce görseydiniz hakikaten... Veya bahsettiğim Konrad Makri'yi... O zamanlar çok özeldi. Necip abi de hani çok iyi biliyor o dönemleri Necip hakem olarak. Necip de atletti ama. O zamanlar Necip de atletti. Evet. Yani önemli özelliği olan bir oyuncuydu. Her ne kadar zaman zaman sinirlensem de namus ki yani katkı rahatlatma diye bir soru hatırlıyorum. Öyle sordun değil mi? Namus ki özel bir oyuncuydu. Ama yani dediğim gibi hani Volkan, Tamer, Evliya benim unutamayacağım. Çok özel oyunculardan bir tanesi. Necip abiyle ilgili de atletliğini istiyorsa Antalya'da bir maç var abi. Bir kere de anlattım onu. Anlatmama müsaade eder misin? Estağfurullah yani müsaade... Sen ne diyor musun abi? İyi mi? O tarafta Murat Didim var. Burada Aydın abi var, oynuyoruz. Top bende, çizginin kenarındayım. Topa tık diye vurdu abi Murat Didim. Benim elindeki topa. Fasfire'ye yani sizler şimdi hayal edemiyorsunuz böyle bir şeyi. Yaşamış olmuyor, düşünemiyorum. Fasfire'ye gidiyordun. Abi tabii canım, Fasfire'ye yedik. Yok artık o kadar... Antrenör Murat abiniz, antrenör Murat dedin. Benim de antrenörüm. Yıldız milli takımda, genç bir takımda bana çok şey katmış. Ama değişik özellikleri de olan işte bu tip şeyleri yapan bir abimiz. Dürüst ya. Neyse biz topu kaybettik. Aydın abi bana biraz işte serzenişte bulunuyor ama gördü de olamayacak. O da şaşırdı yani. Bir şey diyemedi. Ben sahanın içine girdim. İşte Necip abiye... Bir de üstüne Necip abi görmedi çünkü. Ya arkası diyor. Bir de teknik faal yedi Aydın abi. Aydın abi çok az teknik faal yer. Gerçi sonra maçı farklı kazandık da. Aklıma geldi abi sana bakarken hemen. (Gülüyor)
Son soruyu Aydın Hoca'ya alacağız. Sonrasında da bir ortak sorumuz olacak. İsmet Tarlıpınar karşıya kadar mikrofonu alırsa Aydın Hoca'ya sorusunu yöneltmesi için. Aslında soruldu ama bu soru. Yani farklı bir şey de sorabilirim. Kalbinden geçeni söyle. Yani sen ne merak ediyorsan lütfen. Evet. Pek çok şey cevaplandı. Sen lütfen güncelle. Mutlu oluruz. Benim sormak istediğim soru, yani hayalinizdeki takım ruhu ve takım kimyası sizin için hangi etkenlerden oluşuyor? Vallahi takım kimyası hayalimdeki, Çetin Hoca çok güzel ifade etti. Yani onun üstüne fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bir defa iyi insanlardan, iyi sporculardan oluşmuş. Birbiriyle uyumlu. Basketbolcu yetenekleri avarajın ortalamanın üstünde olan yani takım kimyası benim için ideal bir kimyadır. Ama yani söylediğim gibi birbiriyle uyumlu olacak. Yani benim şansım başarılı olduğum dönemlerde hep başarılı olmadık. Yani başarısız olduğumuz dönemler de oldu. Başarılı olduğum, şampiyon olduğumuz dönemlerde hep iyi kimyalar, iyi takım kimyaları oluşturmuştuk. Dediğim gibi iyi karakterli oyunculardan kurulu. Yani hep işte ağır idmanlardan bahsediyorlar. Yani çok zorlu süreçlerdir bunlar. Yani şimdi siz de antrenman, bayağı ağır antrenmanlar yapıyorsunuz. Yani bu bir gün, iki gün, üç gün, beş gün değil ki, yıllarca bu şekilde devam ediyor. Şimdi Euroleague oynayan, şu dönemde oynayan oyuncular da çok zor sınavlardan geçiyorlar. Üç günde bir Euroleague maçı oynamak, sonra gelip hafta sonu lig maçı oynamak, arada antrenman, bir de seyahat. Yani bunlar kolay işler değil. Yani eğer bu arada takımda aykırı sesler, işte egolar, ego çarpışmaları, şunlar bunlar olduğu zaman ya o takım çekilmez olur. Zaten başarılı olması imkansızdır. Ben son olarak yani bir de Çetin'e bir teşekkür borcumu burada ifade etmek istiyorum. Hep o benden karşılıklı saygıdan bahsetti. Gerçekten buradaki antrenör arkadaşlara da, sporcu kardeşlerime de hep rakibe saygı diye bir şey, bir mevhum var. Çok 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 önemli. Bugün bakın, beni en çok mutlu eden şey, kazandığımız şampiyonluklardan ötürü yani o kıvançlar, o sevinçler değil. İnsanlar geliyorlar, yani hiç tanımadığım insanlar geliyor bana. Hocam size çok saygı duyuyoruz, çok duruşunuzu bozmadınız, yani herkese saygı gösterdiniz demeleri çok hoşuma gidiyor. Yani Çetin Hoca ile karşılıklı amansız iki tane rakip düşünün, yani yıllarca karşılıklı şampiyonluğa oynayan, patronları tarafından devamlı baskı altında tutulan iki tane kulüp düşünün. Ve bir günden bir güne o bana bir jest, mimik yaptı ki o şampiyonluklar kazanan, ne de ben aynı şekilde. Ve sonuçta da ben A Milli Takım 2001'de A Milli Takım antrenörlüğünü kabul ettiğim zaman Turgay Demirel Federasyonu'nda rahmetli Doğan'a dedim ki, menajerimizdi. Kaldı ki Çetin de daha önce A Milli Takım baş antrenörü yapmış bir antrenördü. Dedim ki ya dedim, Çetin'le beraber çalışmak istiyorum ama ayıp olur mu teklif etsek? Sen konuşur musun? Çünkü Çetin, ben tabii ki Çetin'le bir şeyimiz vardı. Bir şey soracağım, bu çok önemli. Ketim'den çıktı, senden mi çıktı? Hayır, Doğan abiden mi çıktı? Yok, benden çıktı, çıktı, benden çıktı. Senin haberin yok. Şöyle nasıl çıktığından haberim yok. Yani açıldığı için belki de kendi aramızda konuşmadık. Şimdi de konuşuyor olabiliriz. İki gün önce Doğan aradı. Dedi ki, A Milli Takım antrenörü ya sen olacaksın ya Aydın Örs olacak. Yönetim kurulu 11 kişiymiş. Bana anlattığını söylüyorum. Karar verecekler. Böyle bir teklif gelirse kabul eder misin? Ha,
Ederim ama Dodo, çok samimi söyleyeyim mi dedim. Bu Aydın abinin hakkı dedim. Ben yaptım daha önce de. İnşallah o olur. Ama bana gelirse ben de severek yaparım dedim. İki gün sonra beni aradı. Dedi ki baba dedi, oylamada, yani hatta rakam da söyledi 7-4 gibi. Yani ne kadarı doğrudur onları bilmiyorum. Yani hafızamda yanıltıyorsa da. 7-4 son şey gibi mi? Güncel rakamlar veriyorsun. Evet. Yok yok, aynı rakamlar aynı. Ondan sonra Aydın Örsüt tercih ettiler dedi. Abi dedim çok sevindim dedim. Yani Aydın abinin hakkıydı. Daha önceden de yapmıştım A milli takım. Fakat bir sabah oturuyorum. Sabah 10 gibiydi yanılmıyorsam. Sabah 10'da mı aramıştınız? Telefon çaldı, açtım. Aydın Örs. Çetin merhaba dedi. Aydın abi tebrik ederim dedi. Ve o zamanki samimiyetimiz çok yüzeysel. Yani yüzeysel derken beraber gidip bir yerde yemek yemiş halimiz de yok. İki tane rakip antrenör. Kağıt üzeri. Ankara'da da yaş farkından dolayı jenerasyon olarak Aydın abi benden büyük. Ve işte ondan sonrasını zaten Aydın abi anlatıyordu. Bence burası tam şey gibi oldu. Güzel bir hale dönüştü. Aydın abi anlatıyor işte gerisini. Aslında benim daha önce işte A milli takım kabul etmediğimden dolayı bir o federasyon yönetimiyle bir şeyimiz vardı. Dolayısıyla bayağı ısrarcı bir şekilde araya adamlar koyarak bana şey yaptılar. Ondan sonra ben yani işte Doğan geldi gitti falan. Neyse sonunda kabul ettim ben A milli takım çalıştırmayı. Ama dedim ben Doğan'a ya dedim Çetin kabul ederse. Ya Çetin de ya A milli takım baş antrenörü yapmış birisi sonuç olarak. Ayıp olmazsa dedim sen bir konuşur musun? Ve konuştu Çetin'le. Ben de sonradan aradım. Şimdi o zamanlar bize hep şu şeyi örneği verirlerdi. Ya işte şeyde dünyada bak Ivković ile Obradović aynı bench'e çıkıyor. Beraber oturuyorlar. İşte Avrupa'da o dönemde işte ne bileyim Yunanistan'da şunlar beraber bench'te staff'ta beraber oturuyorlar. Sizde niye böyle bir şey yok falan. Ben de hiç unutmuyorum o ilk basın toplantısında onu söyledim. İşte dedim bizde de çok da iyi bir ekip vardı aslında. Yani bir yılın önce Tofaş şampiyon yapmış Tolga Öngören. Çetin'i, yani bizim Murat Özyer zaten o plan program konusunda uzmanımız. Sonradan Fırat da asker olarak bize katıldı şeyde. Yani müthiş bir ekibimiz vardı. Yani ben burada Çetin'e de bir teşekkür borcumuz var. Onu da burada herkesin içinde bir ifa edeyim dedim. Teşekkür ederim. Olur mu abi? Öyle keyifli bir sohbet oldu ki artık son soruya geldik. O da ortak soru olacak. Ha. Hem çocukların yarınki maçları, hem sizin çok değerli zamanlarınızı hem aldık, hem çok şey öğrendik. Anılarınızdan, tecrübelerinizden çok çok keyifli geçti. Ortak soruyu Adem Bayrak, Fenerbahçe Beko oyuncusu soracak. Her üç değerli hocamıza da. Adem. Türk basketbol tarihinin en güzel başarı hikayelerinden birine geçtiğimiz haftalarda imza atıldı ve Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Euroleague'de Final Four'a kaldılar. Fakat her iki takım için sahada sınırlı bir Türk oyuncu katkısı vardı. Bizim gibi genç oyunculara böylesiye büyük başarılarda daha fazla süre alabilmeleri için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Bunu üç kelimeyle özetler misiniz? Pek çoğu söylediniz ama belki şunu da söyleyeyim dediklerinizi sıralarsanız hocam. Nasıl isterseniz buyurun sizden başlayalım. Hadi her başlayalım. Nasıl isterseniz. Valla bu üç kelimeyle zor yani şimdi açık konuşmak gerekirse. Şimdi bir defa bunun iki boyutu var. Yani bir tanesi bu Türkiye'deki yabancı sınırlamasıyla ilgili. Yani işte federasyon aslında çok radikal ve önemli adımlar attı. Bakın çok çok önemli. Yani antrenör arkadaşlara da ben geçen sene BGL kampında da antrenör arkadaşlara söyledim. Çok şanslısınız ki federasyon böyle bir imkan sunuyor size. Yani BGL antrenörleri, staffleriyle birlikte, şimdi kondisyonerle eklenmiş tam donanımlı bir staff olarak çıkıyor sahaya.
çok önemli. Oyuncular olarak da sizler de şanslısınız. Federasyon 6'dan 5'e indirdi. Yani daha çok oynama şansı size sunmuş oldu. İkincisi antrenörler için yabancı antrenör kriterlerini getirdi ama şimdi o konuya girmeyelim. Şimdi ikinci boyutu da sabahtan beri anlattığımız şey, bakın burada çok eskilerden örnek vermeyeceğim çünkü siz yaşınız çok genç olduğu için hatırlamazsınız. Yani Ufuk olsun, Mirzat olsun, benim çalıştırdığım oyuncular, hatta Hidayet olsun, sonuçta çok büyük zorluklara karşı rekabete girdiler. Bakın bu çok önemli bir, hani üç kelime diyorsunuz ya, rekabet. Rekabet, rekabet. Yani antrenmanda rekabet. Ondan sonra da antrenörünüzü ikna edip, onun gözüne girip, dakikaları ondan, yani hep onu söylerim ben. Yani Mirzat Türkcan 17 yaşında formayı ben vermedim. O benden formayı çeke çeke zorla formayı benden almıştı o dönemde. Çünkü yerlere atlıyor, bütün reboundlarda, bütün agresivite şeylerinde hep o var sonuç olarak. 17 yaşında da yani Olympiakos gibi bir devi Atina'da 23 sayıyla yendiğimiz zaman, tabii baş aktörlerde onlar var da, ama bir 17 yaşında bir gencin de ilk defa orada oyuna girip yani o sonuca etki yapması çok önemli bir şeydi. Ha, o zaman işte iki yabancı vardı, üç yabancı vardı. Ben bunlara katılmıyorum. Bakın bugün Doğuş eğer işte şut eksiğine rağmen çok üst seviyede, yani NBA'den sonraki en büyük organizasyon olan Euroleague gibi bir şeyde 10-15 dakika süre alıyorsa eğer Euroleague'de, o zaman sizin de oturup düşünmeniz lazım. Başta da söyledim. Önce hayal edeceksiniz. Çalışacaksınız. Ondan sonra da hiçbir zaman asla vazgeçmeyeceksiniz. Tamam mı? Bence en de Ufuk'un soru cevap veriyor olması da güzel. Çünkü Ufuk basketbolda bu tam söylediğiniz pozisyonlara gelmiş bir oyuncu. Gözüyle de bakacak, hem de antrenör gözüyle bakacak. Benimki daha basit, üç aşamadan bahsedeceğim. Ne oynuyorsunuz? Basketbol. Bir kere basketbolu bileceksin kardeşim. Çim okeyi oynuyorsan çim okeyini bileceksin. Atçı olmak istiyorsan atçılığı bileceksin. Şimdi siz basketbolcuysanız bir kere fundamentalınızı, offensive ve defensive fundamentalınızı geliştirmek zorundasınız. Yani köpek gibi çalışmak zorundasınız. Söyledikleri şey. Birincisi bu. Çalışacağım, basketbol fundamentalını geliştireceğim. İki, Ufuk abiniz söylerken dedi ki artık kaslı olmasınız lazım. Yani hem basketbolunu geliştireceğim hem de güç geliştirme ve kondisyonunu geliştireceğim. Kuvvetli olacaksınız. Çalışacaksınız. Yani bir, basketbol fundamental. İki, adele gelişmesi. Bu da bitti mi? Üçüncü gelişmenizde beyninizi geliştireceksiniz. Ben basketbol dünyasında 45-50 sene çalıştım. Daha ahmak bir üst seviye basketbolcuya rastladım. Hepsi entelektüel, eğitimli, zeki, kültürlü çocuklar. İstediğiniz kadar yetenekli olun. Bakın, Gençler Ligi'nde falan idare edersiniz. BGL, MGL falan, Ümitler Ligi, Dünya Şampiyonası'na gittiniz. Under 20 Dünya 20 yaş altı Dünya Şampiyonası'nda gittin. 16-17 sayı attın falan. Oralarda idare edersiniz. Ama konuştuğumuz Euroleague basketbolcusu, NBA basketbolcusu olmaksa bu kafayı çalıştırmanız lazım. Üç şeye yatırım yapmanız gerektiğini söyledim. Şimdi özetliyorum. Bir, basketbolun sporuna. İki, vücuduna. Üç, beynine. Bunu geliştirmen lazım. Beynini ve karakterini geliştirmen lazım. Ömerciğim, temin anlatmaya çalıştığım şey bu. Karakterini ve artık tamam, beynimi geliştirmem lazım. Takımı nasıl kazandırmam lazım? Nasıl kazandırırım? Kim yere düştü? Onu kaldırman lazım. Hakeme yardımcı olman lazım. İnsanlar seni seyredince saygı duymaları lazım.
beyefendiliğine, kalitene. Üç şey. Bir daha söyleyip bitiriyorum. Fundamental, defensive, offensive. Güç geliştirmen ve beynini geliştirmen. Bunlardan biri eksik oldu mu fıslarsınız. İsterse yarın şampiyon olun ve biz MVP seçelim. Sayı ortalamanda 28 olsun. 2 sene içerisinde kayıpsın kardeşim. Bu üçlüyü tamamlamazsan. Saygılar. Hocam. Ben de çok artık daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Yarın maçlarınız var. Üç kelimeyle şöyle söylemek istiyorum. Birincisi hakikaten hayal etmek. Hayatta her şeyi yapabilmenin en başlangıcı. İkincisi sorumluluk almak. Yani en başta hatada da başarıda da veya o demin Aydın abinin verdiği örnek vardı. Son topta, ilk topta sorumluluk almanız lazım. Başkalarından önce kendinize sorumluluk yüklemeniz lazım. Üçüncüsü de tabii ki hepimizin hep devamlı söylediği çalışmak ama artı seyretmek. Yani bir kere daha bunun altını çizmek istiyorum. Ben A takımda oynuyordum. Gece maç kazanıyorduk. Gece dışarı çıkıyordum. Ne etmek dedin hocam? O kısmını duyamadı. Hakkı son. Seyretmek. 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 Ha, seyretmek. Maçı seyretmek. Evet. Gece dışarı çıkardım. İşte biz yine çok güzel bir ekibimiz vardı. Gezerdik, eğlenirdik. Gece gelirdim. 2 olsun, 3 olsun. Oturur maçı seyrederdim. Maçı derken antrenörü gözle değil. Kendi bütün pozisyonlarımı, attığım bütün şutları sağ sol mu basmışım. Tek zamanımı stop yapmışım. Nerede geçilmişim, nasıl ayağımı çekmişim. Hepsini seyrediyordum. Ondan sonra ertesi gün bir daha zaten biz takım toplantısında seyrederdik. Bir daha üstüne bir daha. Yani seyretmek lazım. Seyretmeden hiçbir şey olmuyor. Tek başına. Çünkü buraya emir gitmesi lazım. Yani şu an hiçbiriniz yorgun da değilsiniz. Zaten bütün sene bunlar için çalışıyorsunuz. Ben bunu kendi çalıştırdığım takımlarda da söylüyorum. O yorgunluk diye bir şey yok. Burası emir veriyor. Burası çalışmadığı zaman hiçbir şeye çalışmıyor vücutta. Yani bunu hani şimdi daha başka bir gün sohbette daha esprili şekilde de anlatırım. Burayı çalıştırmanız lazım. Bütün vücudu çalıştırmanız lazım. Teşekkürler. Biz anladık. Çok özel isimlerle yaklaşık 2 saate yakın özel evet. bir zaman geçirdik. Hepimiz çok çok güzel anılara şahitlik ettik. Çok güzel şeyler öğrendik. Hatırladık. Gurur duyduk böylesi değerli basketbola yıllarını veren, hayatını veren değerli isimlerin tecrübelerine şahitlik etmekten çok mutlu olduk. Sizlerle de birlikte olmak çok keyifliydi. Bu özel günü anlamlandıracak, taçlandıracak küçücük bir sürpriz hazırlandı. O sürprizle de değerli isimlerimizi baş başa bırakmak istiyorum. Alkışlarınızla bu güzel hediyeler, farklı farklı değerli basketbolun çok değerli antrenörlerine, hocalarına, çok hayatlarına adamış değerli isimlere. Hocam şöyle. Ben kalkayım bizden artık. Çok teşekkürler. Başarılar dilerim. Tamam. Fenerbahçe'den de Kaptan Ergi geliyor. Sağ ol. Çetin teşekkür Hoca için. Ederim. Çok mersi. Sağ ol. Sadece minik işte ya. Ben de tutamadım. Bu fotoğraftan sonra NBA'den teklif gelecek herife. 2.25 zannedecekler. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Başarılı. Ufuk Hoca'ya da yine şampiyon olduğu büyük emekleri olan o Pınar Karşıyaka'dan güzel bir hediye geldi. Üç değerli hocamızı son kez yan yana bir toplu anı fotoğrafı almak için. Ben de burada bir şey söylemek şimdi istiyorum. Yetim. Evet. He? Ha, bir tane daha mı? Tamam, peki. Basketbol Federasyonu'na veriyor abi. Evet. Basketbol Federasyonu. Buraya. Gel. Yanlış bilmiyorsak
ilk şampiyonluklarınız olan formalar geldi diye düşünüyoruz. Doğru mu abi? A takımlarda. Ben doğru. Efe, benim için evet. Öyle. Evet. Doğru çok mu? Güzel. Doğru. Sen gel bir fotoğraf al. Çok nazik düşünmüşsünüz. Teşekkür ederiz. Ben araya mı gireceğim? Fenerbahçe'nin düşünmediğini siz düşünmüşsünüz. Bravo, tebrik ederim ya. Şimdi tabii ki ben bunu federasyon adına alıyorum. Tabii ki çok ciddi arkada bir ekip var. Gökhan, Yağız, Doğan'a, Serdar, bütün altyapının hepsi tabii ki bu sezon boyunca elinden geleni yaptı. İnşallah iki günde güzel, keyifli bir turnuva olur. Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz Aydın abi, Ufuk abi ve Çetin abi burada olduğunuz için. Herkese çok teşekkürler. Ve son olarak da ben herkese teşekkür ettik. Esas teşekkürü Barış'a yapmamız burada gerekir. Spor basınının eski önemli duayenlerinden birisin. Televizyonda spor 3-5 kişiden biriydin geçmişte. NTV'de çok izledik seni. Daha sonra federasyonda beraber olduk. Çok önemli işler yapıyorsun. Şimdi de BGL organizasyonuna verdiğin katkılar için sana çok teşekkür ediyor. Ben çok teşekkür ve ederim hocam, sağ olun. Bu hatırayı sana takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun Çetin hocam. Sağ olun hocam, eksik olma. Çok hayatımda anımsayacağım en özel gecelerden birini yaşattınız. Ben çok teşekkür ederim. Instagramcı olduğu için. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar şöyle üçlü hocamızı alacağız, sonra bir aile fotoğrafı çektireceğiz. Lütfen üç hocamızı, değerli hocamızı şöyle podyumun önünde sevgili sonra da takım kaptanlarımızı, bütün oyuncuları alacağız. Arkadaşlar bir aile fotoğrafı için buyurun lütfen bu tarafa. Bu güzel geceyi unutulmaz kılmak için. Ergi senin sorunu ortak soru olduğu için geçti, kusura bakma ya. Başarılar çok. Başarılar. Hocam iyiyiz, siz de çok şükür. Buyurun. Yazım çok teşekkür ederim. Ya gitmez mi canım? Sağ olasın Yazcan.